Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin. Dert verip derman aratmasın. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun. Şöyle takipçilerim. Haşhaşlımız pişti. Bu da poğaçamız. Bu da yemeğimiz. Çekirdeklerimiz de burada. Şöyle çekirdeklerimiz. Burada da bulduğumuz. Misafirlerimiz geldi. Bacım gel. Ayşenur gelin. Merhaba takipçilerimiz. Ne yaptınız? Görüşmedik. Nasıl bana beri görüşmedik? Vay hasta senin evden Bayağı belli. Bayağı iki anne ev yok. Yok yok. Ta annengilden beş belli. Beş ay oldu. Evet annengilden belli. Beş aydır görüşmüyoruz. Özledeyiz bu beni diyeyim ben diyeyim. Hastanız da işte şöyle böyle. Biz de işte köye geldik. Birkaç gün kalalım diye. Kalama da ziyarete geldik. Size de bir selam vereyim ben. Hayır. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teyzemler gelmiş bugün. Fatıma da teyze, en sevdiğim teyze. Diğer teyzelerin teyze doğranma. Aniş teyzeciğim. Biz de Aniş teyzem ben. Ben Fatıma da teyzemin yanına gelince onu severim. Bunun yanında o yanına gelince onu severim. İkisine de öyledir. En çok sevdiğim teyzemdir. Hayır, bir yerine gidiyorum. Gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz bacımın kanalına. Öyle değerli takipçilerim. Bacım Gül gelmişti. Ayşenur Gül gelmiş. Bayağıdır gelme orada Ayşenur. Kaç ay oldun evin bayramda da gelmedim elim öpmeye. Esas bayram. Doğru. Bu bay, valla bayramda gelmedin. İkisinde de. Hem oruçta gelmedin hem kurban bayramda. Öyle geldiniz mi? Görmedin mi ikisinde de? İkisinde de gelmedin. Gidip bir dakika gel. Ama niye gelmedin? Bu kendine ne vardı? Kuzda mı var? Elim öpmeye gelmedi diyor. Ben sana açıkladıydım ama o konu. Anne, sadık. Ne konusu? Hiç bu konuyu mu? Gidim. Yok. Anne, sadık burada dursun. Ama ben fındık yiyorum valla. Hala da şey göndermiş takipçilerimizden birisi fındık. Hüsnü fındık yemeye geldim. Oo, başka yine gelmeyeceğim. Sordum takipçiler gelir. Anne. Arkadaşlar dışarıda hastalık var. Ben nasıl çıkayım? Hamile bir kadınım ben. Haydi hastalanırsam. Kim bakacak bana? Geldi mi? Gel bu hastalık. Her gün geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani. Böyle arkadaşlar doğru. Her gün de var hastalık. Herkes aklı da yine de işte duramıyor. O gidiyor, geliyor. Alıştık kaydı. O bizim arkadaşımız yok. Geçmiyor. Öksürük. İncuvat hiç öksürekten yatamıyor. Zaten kışın ortasında yaz yaş yok. Ne kar yağdığı var ne bir şey. Hastalıklarda çoğalıyor. Valla böyle bir kış yani. Ne bileyim ben ince kadar hiç görmedik. İyi kız birinci ayda böyle. Ne biçim sıcak. 2-3 gündür ince. İkinci ayında kaç yıl? 20'si. 20'si. Şeye girecek Şubat'a. Ama ileriye belirtiyor. Şubat'a girecek daha var düşmedi. Yağsın keşke de ileriye sürdü. İşte var yağsa mikroplar ölürdü biraz. Allah'ın ekinleri sürsün keşke. İnşallah girir. İnşallah. Ekinlere yağmurlar. Yağmurlar doğasında ne çıktılar iki defa ya? Valla bu sene ekinlerine şey, girer. Yağmur neydi oran? Geçen sene sonradan yağdı iyi oldu. Yağmur yoğdu, yaş yoğdu, suyu almadı toprak. Ekin bile çıkamamış. Gördünüz mü ekinleri? Biz yağmur duasına çıkardık eskiden. Şimdi de kar duasına çıkalım. Valla kapı kapı gezerdik, bulgur toplardık, yağ toplardık. Valla her evden bir tas su alırdık. Kalburdan bir gelin yapardık altına ona. Laylon giydirirdik kız ona. Neymiş öyle bir şey. Bir şey üstünde nelerdik şöyle yağmur yağsın. Onlar bazen inanç mı ki esas bir gerçeklik pay var mı ki bunların o yaptıkları? Her evden birer pişirin bulgur şöyle değil. Ya bulgur ya kim ne bilirse dur. Yani dua edilir de bilmiyorum. Onlar sana birikirdik bilirdik. Çocuklu mu? Ama herkes yapardı ya. Evet. Büyükler de yapardı. Cennette de çok yapardı. Büyükler de yapardı. Ve pişirirdik yağardı esnafta. Pilavı pişirirdik ondan sonra şöyle iri yerde, buçuk iri yerde toplanırdı. Kim yiyordu o pilavı? O çocuklar herkes giriyordu o bir toplamaya çıkanlar. Çoluk çocuk birikir yapılırdı. Bir de şekerine gitti. Değişik. Mezer ayağını orada cennette pişirirdi. Orada da yapılırdı. Her evde bir tas su dökerdik. Çabuk gel bak soğuklar. Kalburun üstünde. Allah'ım inşallah yağdır. Her illere bazı illere de nasıl yağdır. Geçen yapmışlarmış camide.
Yapıyorlar. Allah'ın emrine bin şükür. Canım inşallah yağar. Halkıya geliyormuş ya. Geçen seneki gibi bir iyi yağsa sonra da ne? Nasıl yağdıydı? Geçen seneki soğuk, bu sene yok. Kız o zaman da böyle gitti gitti. Ondan sonra yağdı. Ayaz vardı da ama. Yine ayaz. Sanıyor da ayaz. Geçen seneki kadar ayaz yok. Ya gündüz yok da gece var. Ayşe'nin çeşmeler zamanında da donmuyor. El arabasında sulardı. Geçeni yeme bana yani. Ben böyle soğuk görmedim köye gelince. Demek ki burada evin içinde bile mi yayıyormuşsun? Kızım Zehri'den komu yanıyor buralarda. Buraya giriyorsun yanıyor, öbür tarafa gidiyorsun donuyor. Ben soğuktan pek etkilenmedim ama elim ayağım tutmuyor buraya gelene. Nasıl soğuk? İçim çiğniyor. Alışkınlık da ondan sıcak ayrışıyor. Gel taraf sıcağı. Bizim mesela hiç biliyor mu? Biz çıkıyor ama hiç bilmiyor. Hala benim içim ısınmıyor. Sadece bu sene çişmenin suları çok. Burası sıcak ya. Çıkabiliyor mutfağa. Hacık donuyor mesela. Ama sırada hanım her yerde konuda olduğunda her gün donuyor ahri. Bizimki de donuyor. Dışarı balkonun önündeki donuyor. Bak şeyi açık koyun da. Valetim. Aşağı hayat donuyor. Bu neler arabasında suya çatır çatır iyice donmuş. Anne. Babanla kuryanem tuttum elim sizin olarak bunu kuryanem. Gel sen arkana. Ama buraya geldiğim ilk sıralar iyi soğuldu. Ben bu kadar yok. Hiç çok üşüyordum. Mesela bir hafta dolayı üşümüyorum. 16 derece sıcak koydu bugün. 16 derece sıcak ne demek birinci ayda? Aynısı var mı ya? Nasıl olsa Allah'ın bir yola koyacak böyle şey diyecek değil ya. İnşallah verir. Şehirlere ne nasıl yağıyor, sil geliyor bazı illerde. Bak Medine'ye hiç yağmazdı, şimdi de oraya nasıl yağıyor? Ben de TikTok'ta gördüm nasıl yağıyor değil. Tavaf ediyorlardı. Sevda'nın nasıl yağmur yağıyor? Yaparken tavaf ederken nasıl yağmış? Bereket işte. Çok silneyim de geliyor bazı illere. Huzurda nasıl arabaları şeyler tam ortamda götürüyor. İşte Allah'ın emniyle şöyle ne iklim değişikliği diyor ya mesela hiç camiyan yıllara gitti şimdi. Dur baksana annesi aslında. Sahillerimizin yarısı da yok arkadaşlar yarısı geri gitti. Biz kaldık. Ayşe Nur'un yaşını getir bir yerine bulsunlar. Erkekler gitti bayanlar kaldı. He onlar hepsi gitti. Şöyle biz mutfağa geldik. Annemler içeride oturuyor. Ben masanın başından başlayacağım. Evet. Servis yapacağız. Şey, neyse de biliyor musun? Şöyle ikiye bölelim diye. Bölelim mi de? Çok mu olur? Çok olur yani. Bir kişiye çok olur. Bir de yemek yedik geldik. Tamam. Tamam. Ayarla sen de. Kendine göre. Kes o zaman. Yani ben aç olsam biliyorsunuz. Oturduğum yerimi yerim de. He. İyi o zaman kes. Yemek yedik geldik yani. Telefon olmasın. İkiye bölelim. Tatlımız var orada da simit. Kız valla ben koya geldim kötü kötü yok sürekmeyeyim çıktı bak hastalığa acıyorum buralarda. Pişmiş mi kız? İyi. Pişmiş. Güzel görünüyor bakalım. Tadı nasıl olduysa. Bizim şekeri mekeri nasıl? Haşhaştan haşhaşa değişebiliyor musun? Ben A101'e 1002'ni kullanıyorum. Bunu seçten aldık. Bu biraz şöyle kara. Ne? Tatlı mı? Acı mı? Biraz fazla kızartmış. Bana Ayşe nasıl yorum yapıyorsun? He. Yorumuna bakma ya. Annem gelin fırınını ben şey yapamıyorum ya. Ben de kaynananın fırınını şey demiyorum. Kendi fırınıma alışmışsın ya. Kendi düzenime alışıyorum ya. Yeter mi? Keseyim mi? Şurada karşıya yeter. Yetmez kes. Ha yeter. Kız ben hiç yesim yok şu sıralar işte bakanla yine. Sen sallama sanki onu öyle dedikim. Şöyle çekeyim de. Ayşe çekseydi keşke bu erken. Tamam çekebilirsin bunu. Poğaçalar. Diğeri gelsin de. Poğaçalar da kız. Ama ne gerek var da akşam yemek yiyip geldi. Şimdi poğaçalar var ya yanımlar yanımlar bırakırlar. Poğaçayı da mı ikiye bölsek? Ha yok kız koy öyle bütün iller. Ne olacak? Biz seninle bir daha görürük de ne bileyim. Şeyde var ya yemek yedik ya bir de. Hı. Bilmiyorum ki nasıl yapalım. Valla ne de ben bıçağımı da bunu da keseyim. İsteyene bir daha şey yaparız ya. Tamam. Yeririz. Telefon mu alsın? Böyle bir bıçağı.
Ya şimdi ne bileyim, ona da demedi hiç. Gelir miydi ki? Efendim. Geçim yıllık izne ayrıldık. Köye gelelim, gezelim dedik. Bir oldun dedik. Teyzem gel. Geldik. Hastalandık. Öyle, ben de baksana biz de Osman Kağan'la yani bir iyileşemedik. Yani canım gitme bile istemiyor. Çocuk hastalandı mı? Tamam. Yani benim moralim hemen düşüyor. Aynen. Çocuklar hastalamasın da biz hastalayalım. Aynen öyle. Olacak yere bulamadım. Ver. Neyse dur şundan bir değiştireyim. Kız ben var ya bunu çıkartamıyorum ben. Papa bana çıkarsa ilkini bozuyorum hep. Öyle oluyor ya. İlk ümmet mutlaka bozuluyor. Şunlara mı koyacağız? Hı hı. Neden bozmaya başlasam? Şuradan başla. Gözüme şurayı kestirdim. Ha orada. İlkini çıkarırken kesin bozarım yani ben. O genel ya. O öyle oluyor. Yapacak bir şey yok ona. Mecburen. Ha var ya Ayşe bir çatal verseydin. Ha şu başlığının. Temiz. Kim kız o hızlı hızlı sayan? Sadık saymayı öğrenmiş, o yüzden kadar sayacak. Esas da yüze kadar sayacak gibi. Bunun karnileri dağıldı, hep çok pek iyi mi? Çok iyi mi, pek iyi mi? Pek iyidir o zaman, iyiyse. Hepsi iyiymiş. İyi maşallah. Bizim Aleyna takdir almış. Ümmü ablamın mı? Peki, onlar her zaman aynı alıyor. İyi mi? Allah'tan çalışıyorlar. Ya arkadaşlar ben de okumadım da liseye gitmedik. Daha doğrusu göndermediler. Şu yaştan sonra lise okuyorum daha dışarıda. Açık liseye yazıldım da 20 yaşım olmuş 27. Dedik okumanın yaşı yok. Tabii canım. Sınavlar da onlineken. Hadi dedim bir gayet lise mezunu bari dedim olayım. Hiçbir işe giremiyorsun artık yani. Her meslek lise mezunu istiyor. Alalım bari dedik. İnşallah mezun olurum hayırlı falan da. Olursun. 27 yaşından sonra liseyi bitiririz. Belki kardeş liseye girer bize memur olur. İnşallah. Gerçi okul memur olan çok öğretmenler var. Atanamıyorlar. Tabii canım. Onlar da var. Kaç yıl üniversite okuyabilmek gerek. Kız şiyenim. Ağız bile bir meneye başvurular bir görsen. Hep yani neler okumuşlar. 4 yıllık, 2 yıllık. Hep üniversite mezunu. Başvuru yapanlar. Atanamayınca ne yapsın? Hayat şartlar da iyice pahalandı geliniz biliyorsunuz yani bir market alışverişine yani bir mutfak deterjan alışverişine 2 milyar 2,5 milyar az geliyor yetmiyor bile. Yani aynen. Şu zamanda çift kişinin çalışması yetmiyor. Şart zor. Bir işi yani. Aynen yine öyle. Yine de ürünümüze yarabbim şükür Allah ürünlerimizi aratmasın da yani asgari ücreti zam gelse bile gene de yetmiyor bu sefer de fiyatlar arttı. Aynen öyle fiyatlar sonra arttı. Aynı oldu her şey yine. Keşke 3 sene öncesine geri dönebilsek. Kim o düşen? Benim kız düştü herhalde. Tamam. Tabaklarımızı da hazırladık şöyle. Hayal. Şöyle içeri gidelim.